Emek ve Hayat'tan merhaba, ben Dilek Dindar. Emeğin gündemindeki gelişmelerle karşınızdayız. Bugün milyonlarca emekçinin gözü kulağı mecliste. Çünkü emekçilerin en temel haklarını içeren maddeler konuşuluyor, torba yasa görüşülüyor şu an mecliste ve karar altına alınıyor. Şimdi bu mesele çok önemli çünkü yaklaşık 48 milletvekili, iktidar milletvekilinin imzasıyla meclise geldi bu torba yasa ve bu yasanın içerisindeki maddeler çok tartışma yarattı. İstihdam paketi diye sunuldu aslına bakarsanız kamuoyuna ve özellikle de bu pandemi döneminde çok kritik nokta olan işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde istihdamın ne kadar önemli olduğunun altı çizilerek kamuoyuna sunuldu bu paket. Ve Plan Bütçe Komisyonu'nda meclisin kabul edildi. Ardından da dün itibariyle meclise geldi. Görüşmeler başladı. Bugün de devam ediyor bütün bu görüşmeler. Şimdi dedik milyonlarca işi ilgilendiriyor ama bu yasa hazırlanırken işçilere ya da onun temsilcilerine sorulmadı. Ne istiyorsunuz ya da talepleriniz nelerdir diye bütün bunlar söylenmedi. Hatta fikirlerini açıklamak, itirazlarını dile getirmek için meclise giden işçi temsilcileri, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri meclisin bahçesinde emniyet güçleri tarafından darp edildi. Şimdi evet tepki büyük, hemen her kesimden tepki büyük ve bu yasa çok konuşuluyor. Peki ne var bu yasada? İşçileri nasıl etkileyecek bu yasa? Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız bugün. Özellikle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu bizimle birlikte olacak. Ardından meclise gideceğiz. Zira mecliste şu an görüşmeler devam ediyor. Nedir son durum? Neler konuşuluyor? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş'tan alacağız meclisteki son durumu. Ve tüm bu süreçten etkilenen, yakından etkilenecek, hatta dahası bir dizi sorunları da beraberinde yaşayan bir işçimize kulak vereceğiz ve onun yaşadıklarının ayrıntılarını alacağız. Evet, Emek ve Hayat başlıyor dedik. İlk konuğumuz Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu bizimle birlikte. Arzu Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dasınız, oldukça yoğun bir gün geçiriyorsunuz. Dün meclisin önündeydiniz, bugün görüşmeler var ve siz de yakından takip ediyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. Gerek iktidar bloğu gerekse iktidara yakın medya işveren ve işçi için müjdeli haber diye sundu istihdam paketini, bugün görüşülen torba yasayı. Hatta gerekçesinde de pandemi vardı, istihdam vardı. Özellikle bu noktalardan doğru kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi birçok kez anlattınız son dönemde biliyorum ama bir kez daha soracağım. Bu pakette sizin itiraz ettiğiniz nokta nedir? Bu süreç işçileri nasıl etkileyecek? Bir kez daha dinleyelim istiyorum. Ne var o pakette? İyi akşamlar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bu paket tabii bizler açısından son derece önemli hak kayıplarını getiren bir kanun teklifi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AKP tarafından meclise sunuldu. Bizlerle, sendikalarla hiç müzakere edilmeden meclise sunuldu ve bütün itirazlarımıza rağmen Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Şimdi de mecliste bu torba yasa ile ilgili görüşmeler başladı. Biz bu torba yasa gündeme geldiği andan itibaren disk olarak iş yerlerinde, fabrikalarda, meydanlarda itirazlarımızı dile getirdik. Dün de meclis önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yasaya ilişkin değerlendirmelerimizi, itirazlarımızı ve torba yasanın derhal geri çekilmesi gerektiği yönündeki taleplerimizi ifade etmek üzere gittik. Ancak meclis önünde basın açıklaması yapmamıza engel olundu. Öncelikle tabii şunu ifade etmek istiyorum ki basın açıklaması yapmak, düşünce ve ifade özgürlüğü çok temel anayasal bir haktır. Ve bu hakka karşı böyle bir tahammülsüzlük, böyle haksız ve hukuksuz bir uygulama asla kabul edilemez.
Ardından meclis içerisinde temsili de olsa basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Ama bu yasanın ortaya çıkartacağı sonuçlar gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından, sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz açısından, gelecek kuşaklar açısından çok önemli hak kayıplarını içeriyor. Yasanın genel gerekçesinde yine biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi son derece olumlu şeyler yazılmış. Yani COVID-19 pandemisinin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek, yine pandeminin, salgının işçi ve işveren üzerindeki yükünü, oluşturduğu yükü sosyal devlet ilkesi uyarınca paylaştırmak ve gidermek deniyor. Ama yasanın içeriğine baktığımızda işverenlere bolca teşvik var. İşverenlere onlarca maddede teşvikler, destekler getirilmiş, kurumlar vergisinin 5 puan düşürülmesi var. Hatta kayıt dışı işçi çalıştıran işverenleri ödüllendiren maddeler var. Ama işçiler açısından, emekçiler açısından herhangi bir iyileştirme yok. Tam tersine kazanılmış en temel haklarımızı ta 1936 iş kanunuyla Türkiye işçi sınıfının kazanmış olduğu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, emeklilik hakkı gibi en temel işçi haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yasa ve bunu da üstelik işçi sınıfını bölerek, parçalayarak ve 25 yaş altı, 50 yaş üstü çalışanlardan başlayarak kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıran bir düzenleme bu. Her şeyden önce bir ayrımcılık, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, yaşa bağlı bir ayrımcılık yapılıyor ve bu ülkede her 3 gençten birisi işsizken, işsizlikteki bu kara tablo pandemiyle birlikte daha da ağırlaşmışken işsizliğe çözüm bulması gereken siyasi iktidar, gençlerimize çalışabileceği iş olanakları yaratması gereken siyasi iktidar, gençlerimizin emeğini bütünüyle kölece bir çalıştırma biçiminin pençesini atmaya çalışıyor bu düzenlemeyle. Hem kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldırıyor, iş güvencesini ortadan kaldırıyor. Hem de 25 yaş altında çalışan işçiler açısından eğer bir ay içerisinde toplam çalışma saatleri 10 günden daha azsa emeklilik hakkı da olmayacak. Yani işverenler 10 günden daha az çalışma için 25 yaş altındaki işçiler için emeklilik primi bile yatırmayacak. Yani gençleri özellikle çok ciddi bir biçimde güvencesiz çalıştırmanın hedefi haline getiren bir yasal düzenleme. Peki Arzu Hanım, şimdi gençler dediniz, aslında o noktayı sormak istiyorum. Yani 50 yaş üstü için aynı kritik mesele var tıpkı 25 yaş altı gençler için de, ama 50 yaş sınırına gelen çalışanlarımız belki yaşadıkları çalışma hayatı sebebiyle, belki de işte sendikalarla temasından, belki de bu sürecin ağırlığını bilmesinden, belki sürecin farkında. Gençler için durum nedir? Yani bu tehlikenin farkında mı gençler? Nasıl tepki veriyorlar? Sizler bu konuda gençlerle bir iletişiminiz var mı sendikal anlamda? O tepkiyi nasıl görüyorsunuz bu tehlike karşısında gençlerin tavrını? Özellikle genç arkadaşlarımızın, genç işçilerin bu süreçte yaşayacağı kayıpları göstermek, görünür kılmak açısından gerçekten son derece önemli. Türkiye işçi sınıfı zaten çok büyük bir genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Sermayenin hedefinde de bu genç nüfus var bu yasal düzenlemede. Gençlerin emeğini bütünüyle güvencesiz bir biçimde, ucuz ve güvencesiz biçimde iş gücü piyasalarının içerisine atmak var bu yasanın hedefinde aslında. Zaten ciddi bir biçimde gençleşen bir işçi sınıfı var. Özellikle örgütlü sendikalı arkadaşlarımız açısından tabii ki durum son derece açık, ama özellikle son süreçte yaptığımız eylem ve etkinliklerle çevreden, sendikasız işçilerden, daha doğrusu sendikasızlığa mahkum edilmiş işçi arkadaşlarımızdan aldığımız tepkiler, geri dönüşler aslında bu algının giderek yerleştiğini de gösteriyor. Yani gerçekten genç arkadaşlarımız, evet, işsizlikle boğuşuyorlar. Gençler açısından işsizlik aynı zamanda bir geleceksizlik anlamına da geliyor. Yani bu kadar yüksek bir genç işsizliği artık bir ekonomik veri olmanın ötesine geçmiştir Türkiye açısından. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir unsur haline gelmiştir ve en kötüsü gençler iş bulma ümidini giderek kaybetmektedir Türkiye'de. Nasıl olsa iş bulamayacağım, gidip bu şekilde bu kadar güvencesiz bir ucuz emek olarak çalışayım düşüncesini yaratmaya çalışıyorlar gençlerde. O nedenle özellikle genç arkadaşlarımızın bu sürece daha fazla sahip çıkması ve haklarımıza sahip çıkmak açısından da bu mücadeleyi omuz omuza büyütmesi gerektiğinin çağrısını hep yapıyoruz ve şu an özellikle işçi sınıfını bölerek tepkiyi azaltmaya çalışıyorlar, ama bunun bu çabalar nafile. Yani
Yani bütün Türkiye işçi sınıfı 25 yaş 50 yaş arasındaki çalışanlar da bilmektedir ki kıdem tazminatı hakkında kırmızı çizgimiz dediğimiz son kalemiz dediğimiz kıdem tazminatı hakkında böyle bir gedik açılması daha sonrası devamının geleceği bir süreçtir. Ve hepimizin 25 yaş altında çalışan çocukları var, çocukları olacak ve bütün işçi arkadaşlarımız da bir gün 50 yaşına gelecek ve 50 yaşından sonra çalışmak zorunda kalacak. Yani bu yasal düzenlemenin bütün işçileri çok doğrudan ilgilendirdiği açık. O nedenle de zaten Türkiye'nin dört bir tarafında günlerdir işçiler sokaklarda. Dün bizim meclis önünde, meclis içerisinde sesimiz kısılmaya çalışıldı. Ama tabii bunu başaramadılar. Her şeye rağmen, tüm baskılara rağmen mücadelemize devam ediyoruz. Ama bugün Türkiye'nin dört bir tarafında doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, fabrikasından atölyesine, hastanesinden belediyesine, inşaatlarına kadar bütün DİSK'in örgütlü olduğu bütün iş yerlerinde işçi arkadaşlarımız bu iradeyi çok açık bir biçimde bir kez daha ortaya koydu sabahın ilk saatlerinden itibaren. Yani Türkiye işçi sınıfı kıdem tazminatı hakkına, emeklilik hakkına, iş güvencesine, kaz alınış haklarına sonuna kadar sahip çıkacağını her gün ama her gün bir biçimde gösteriyor. Bu iradeyi ortaya koyuyor. Ülkeyi yöneten siyasi iktidara, bütün siyasi partilere de çağrımız bu iradeyi görmeleridir, bu kararlılığı görmeleridir ve bu torba yasayı derhal meclisten geri çekmeleridir. Peki Arzu Hanım şunu soracağım aslında tam siz o noktaya geldiğiniz için soracağım. Siz aylardır bu noktayı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak aylardır bu noktaya dikkat çekiyorsunuz. Eylemliklerinize iş yerlerinden başladınız. Meclise kadar gittiniz. Bir taraftan bugün de halen devam ediyor. Öte yandan hani daha bunun... henüz meclise gelmemişken, deyim yerindeyse kulislerden bilgiler sızdığında da tüm sendikalar, tüm konfederasyonlar kırmızı çizgimizdir dedi. Hatta birkaç gün önce de 3 konfederasyonla ortak açıklama yaptınız. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum, muhtemelen işçilerimiz de böyle bakıyorlardır. Siz bu konuya çok net tavırla girdiniz ve aslında sahada da bugün birçok sendikanız gerekirse greve gideriz. Üretimden gelen gücümüzü kullanırız diyorlar. Şimdi diğer konfederasyonlarda buna ilişkin bir adımı o netliği en azından söylemin dışındaki bir noktayı çok göremedik. Bu işçi sınıfının örgütsüzlüğünden mi kaynaklanıyor yoksa evet ortak adımlar gelecek henüz hazırlık aşamasında ama belki size sormamak lazım bunu ama yine de bu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum, gözlemlerinizi. İşçilerimiz en çok da bunu soruyorlar. Kocaman bir Türk iş var, hadi hak işe bir şey demiyoruz ama niye soruları geliyor, biz de size sormuş olalım. Şimdi 3 konfederasyon olarak yaptığımız açıklama ve bu irade beyanı gerçekten önemlidir. Özellikle bu yasa tasarısına, bu teklife karşı 3 konfederasyonda ortak bir noktada buluşarak esnek çalışma biçimlerine, kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı bir tutumu birlikte ortaya koyabildik bir yazılı açıklama çerçevesinde. Ama bu irade önemlidir. Bundan sonraki süreçte bütün bu iş yerlerinden meydanlara kadar devam eden ve 3 konfederasyonun da ortak imzaladığı bildiriyle de tanımlanan bu iradeye rağmen bu yasayı meclisten geçirmeye ısrar ederse siyasi iktidar tabii ki herkesin bu sözün, bu iradenin, bu açıklamanın arkasında durması gereklidir. Bugün Türk İş'te 81 ilde bölge temsilcileri önünde açıklamalar yaptı. Çeşitli iş yerlerinde sendikaların eylemleri, etkinlikleri var. Aslında örgütlü örgütsüz bütün işçiler şunu görmektedir Türkiye'de. Yani bu yasa eğer çıkarsa, bu yasa sadece 25 yaş altı 50 yaş üstü çalışanları ilgilendirmiyor. Hepimizi çok doğrudan ilgilendirecek bir meseledir. Dolayısıyla sendikasız olan işçi arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herkes bu yasanın geri çekilmesinden yana. Biz bu iradeyi çok açık bir biçimde görüyoruz. Özellikle dün meclis önündeki yaşanan süreç, o tablodan sonra mevcut siyasi iktidarı destekleyen AKP ya da MHP'ye oy vermiş olan işçi arkadaşlarımızın bile çok açık bir biçimde bu yasaya karşı tutum aldığını çeşitli biçimlerde gördük. O nedenle eğer bu konudaki ısrar devam ederse, bugün meclisteki son durum, işte diğer maddelerin görüşülmesine sanıyorum birazdan devam edilecek. Özellikle çalışma hayatında bizleri etkileyen bu maddeler eğer meclisten geçirilmekte ısrar edilirse
Biz tabii ki eylemlerimizi, etkinliklerimizi grev dahil olmak üzere, üretimden gelen gücümüzü kullanmak dahil olmak üzere devam ettireceğiz. Bu iradenin arkasında duracağız. Diğer bütün konfederasyonlara, emek örgütlerine, emekten yana siyasi partilere, herkese de çağrımız bu iradeyi hep birlikte büyütmektir. Bu kararlılığı omuz omuza bir mücadeleye taşımaktır. Peki Arzu Hanım, şunu da sormak istiyorum. Yani bu yasa neden şimdi? Bunu şundan soruyorum. Evet, pandemi koşulları var. Evet, daha öncesinden bildiğimiz bir nokta var. Siz de altını çizmişsiniz daha önceki demeçlerinizle. 99 depreminde işçiler için emeklilik yasası çıktı. Şimdi İzmir depremi var ve karşımızda böyle bir tablo var. Şimdi bu konu pandemiyi ya da istihdamı, işsizliği çözmekten mi uzak? Gerçekten dert bu mu? Neden şimdi? Bunu biraz da şununla birlikte de soruyorum. Çünkü böyle bir noktada özellikle bu yasa herhangi bir biçimde genel bütçeyi etkilemiyor. Yine işçinin parası olan işsizlik fonundan çıkıyor. Şimdi hal böyleyken ve ekonomi böyleyken, pandeminin yarattığı tablo böyleyken iktidar bu yasayı niye şimdi önümüze koydu? Öncelikle tabii şunu söylemek gerekir ki kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması, fona devredilerek gasp edilmesi, kıdem tazminatının sınırlandırılması, tırpanlanması hep siyasi iktidarların gündemlerinde oldu. Yani kıdem tazminatını ortadan kaldırmak Türkiye'de sermaye sınıfının 45 yıllık hayalidir. Ve bu tür dönemlerde, yani daha zor dönemlerde, daha kriz ortamlarında hep bu tür girişimler daha fazla hız kazanıyor. Haziran ayında pandemi gerekçesiyle yine bir yasal düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi de istihdamı artırmak adına, işsizliği çözmek adına genel gerekçeyi demin konuştuk. Bu istihdam paketi adı altında bu düzenlemeler getiriliyor. İşte işverenlere bir dizi teşvikler, var olan teşvikler daha da artırılıyor. Hep söyledik. Teşviklerle işsizlik azalmaz, teşviklerle istihdam artmaz. 2017'den beri özellikle Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesinin ciddi bir biçimde daralmaya başladığı ve işsizlikteki önlenemez yükselişin karşısında iktidar işte çeşitli seferberlikler ilan etti ve hep teşvikler, işverenlere işsizlik sigortası fonundan, işçiye ait olan paradan teşvikler verildi. Milyarlarca lira verildi ama istihdam artmadı, işsizlik düşmedi. Tersine istihdamda daha da azalma var. Şimdi yeni teşviklerle sorunu çözeceklerini düşünüyorlar ki bu mümkün değil. Ve yine pandemi sürecini gerekçe yaparak aslında iktidar kıdem tazminatı hakkını gasp etmenin yeni bir yolunu keşfetmiş görünüyor. Bu 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde geçici çalıştırma biçimini yaygınlaştırarak. Bu asla bizim kabul edebileceğimiz bir süreç değil. Bu yasa hiçbir biçimde Türkiye işçi sınıfının kabul edebileceği, onay verebileceği bir yasa değil. Hem de üstelik deprem koşullarında, yani 1999 depreminin tozu dumanı arasında mezarda emeklilik yasasını çıkartan devrin siyasi iktidarı gibi, bugün de siyasi iktidar daha depremin yaraları sarılmamışken depremle ilgili yasalar çıkartması gereken, depremden bu ülke halkını koruyacak yasalar çıkartması gereken, pandeminin yarattığı bu ekonomik ve toplumsal yıkımı giderecek, bir nebze olsun işçinin, emekçinin derdine çare olacak bir takım sosyal politikaları hayata geçirmesi gereken iktidar tam tersine kazanmış hakları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu asla kabul edilemez ve bunu da üstelik buna karşı itirazları susturarak, bastırarak yapmaya çalışıyor. Bizi hiç tanımamışlar. Yani diski tanımamışlar, Türkiye işçi sınıfını tanımamışlar. Yani biz çocuklarımızın geleceğini, emeğini böyle baskıyla, zorla teslim edecek bir örgüt değiliz. Dün de söyledim, bu topraklarda son bir diskti kalana kadar biz bu haklarımıza sahip çıkacağız. Kimse bizden çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin geleceğini, daha doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın emeğini baskıyla, şiddetle, zorla teslim etmemizi beklemesin. Bu yasaya karşı sonuna kadar direneceğiz ve haklarımıza sahip çıkacağız. Peki Arzu Hanım, aslında son dönemde gözler size çok çevrilmiş durumda. Hem diske hem de aynı zamanda size. Buradan özellikle işçi arkadaşlarımıza, işçilerimize bu süreç ışığında ne söylemek istersiniz? Önlerindeki tablo ne? Sizin bu konuya ilişkin onlara söyleyeceğiniz ne olur? Belki direkt sizden dinlemek isterler.
Teşekkür ederim. Yani gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken özellikle 2018 Ağustos ayı itibariyle ve bu ekonomik krizin bütün yıkıcı etkilerini işsizlikten gelir dağılımı adaletsizliğine kadar, ücretlerin baskılanmasına kadar, hepimizin yoksullaşmasına kadar bütün yıkıcı etkilerini iliklerimize kadar yaşarken bir de bu COVID-19 pandemisine yakalandık ve tablo daha da ağırlaştı. Bugün Türkiye'de işsizliği, yoksulluğu, binlerce, yüz binlerce iş yerinin kapandığı, milyonlarca insanın işini ve gelirini kaybettiği bir süreçte işte enflasyonun durumu ortada, her şeyin ne kadar pahalılaştığı ortada, asgari ücretin, ücretlerin alım gücünün ne kadar düştüğü, herkes yaşayarak görüyor bunu. Böyle çok ekonomist olmaya ya da ekonomik verilere, rakamlara bile ihtiyaç yok. Çok somut bir biçimde yaşıyoruz ve bu süreçte artık bütün bu yaşanan politikalara, bize yaşatılan bu koşullara ve iktidarın politikalarına karşı yan yana gelmek, daha fazla örgütlenmek, omuz omuza vermek gerekli. Bu artık bir yaşamsal ihtiyaç. Hayatta kalabilmek için de, hayatımızı koruyabilmek için de, ekmeğimizi koruyabilmek için de daha fazla yan yana gelmek, omuz omuza vermek ve örgütlü olmak gerekli. O nedenle ben bütün işçi arkadaşlarıma, sendikasızlığa mahkum edilmiş binlerce merdiven altı atölyelerinden işte alışveriş merkezlerine, AVM'lere, plazalara kadar bütün iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda, madenlerde örgütsüzlüğe mahkum edilmiş bütün işçi arkadaşlarımı omuz omuza vermeye, örgütlenmeye, sendikalı olmaya, diskli olmaya çağırıyorum. Disk zor günlerin örgütüdür. Türkiye'nin tarihinde en zor dönemlerde, bütün Türkiye işçi sınıfının ve Türkiye halkının en zor dönemlerinde disk her zaman ayakta durmayı başarmış ve bu ülkenin geleceğini aydınlatmak için mücadele etmiş bir örgüttür. Bugün de bütün zorluklara, baskılara rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün işçi kardeşlerimi, arkadaşlarımızı da, özellikle de genç işçi arkadaşlarımı emeğine, ekmeğine sahip çıkmaya, sendikalı olmaya, diskli olmaya ve mücadeleyi omuz omuza büyütmeye çağırıyorum. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım. Yoğun bir temponuz var, uzun bir yolunuz var. Kolaylıklar diliyoruz. Bizlerin de gözleri sizde olacak, Ankara'da olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk. Şu an mecliste görüşülen torba yasanın ayrıntılarını. Oldukça önemli detayları var, altını çizdiği noktalar var. Aslında çok tehlikeli bir süreç konuşuluyor. İş arkadaşlarımız açısından, emekçiler açısından, belki de geleceğe dair en kritik noktalardan biri şu an mecliste konuşuluyor. Peki durum böyle. Öyleyken mecliste durum ne? Şu an görüşme devam ediyor. Bu görüşmeler ışığında mecliste neler oluyor? Telefon attığımızda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş var. Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Kolaylıklar diliyoruz. Nedir son durum? Önce onu soralım size. Şu an görüşme devam ediyor sanıyorum Meclis Genel Kurulu'nda. Merhaba, hoş bulduk. Ben de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Söylediğiniz gibi şu anda Meclis Genel Kurulu'nda 52 maddelik bir torba kanun görüşmeleri dün itibariyle başlamıştı. 14. maddesine gelmiş durumdayız. Görüşmeler 14. maddeye ulaştı. Teker teker maddeler görüşülüyor. Biliyorsunuz bir torba kanun. Ben genel olarak parlamentoda 2 yıllık pratiğimden bir sonuç çıkartmış idim. Hani burada halk lehine, işçiler lehine, emekçiler lehine tek kanun yapılmıyor diye ısrarla tekrar ediyorum çoğu zaman. Ama özel bir durum daha var. Onu da bütün yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum. Eğer ortada bir torba kanunu varsa kesinlikle iktidarın halka karşı bir hamlesi vardır. Yani bu matematiksel bir denklem haline gelmiş durumda. Süslü püslü lafların arkasına saklanarak 40-50 daha fazla maddeden oluşan birbiriyle alakasız kanunların aynı anda değiştirilmesi gibi bir gündem varsa mutlaka onun içerisinde özel olarak işçilere, emekçilere, yoksullara dönük iktidarın bir hak gaspı, bir onların hayatını olumsuz yönde etkileyecek kanuni düzenlemesi vardır. Yani biraz aslında bu torba kanunlar bu işlerin üzerine örtmek için, kolayca anlaşılmaması için geliştirilmiş bir yöntem ve iktidar partisinin de bunu çok sık kullanıyor olmasının arkasında esas olarak bu var. Dolayısıyla
Bu konuda ben bir kere bütün yurttaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum. Ortada bir torba kanun varsa kesinlikle en iyi ihtimalle iktidar elini cebinize uzatıyordur. Büyük ihtimalle boğazınıza elini sokuyordur. Zaman zaman da işte bugün gördüğümüz gibi aslında sadece bugününüzü değil geleceğinizi mahvedecek düzenlemeler yapıyordur. Peki Erkan Bey, tam araya girerek şunu söyleyeceğim. Tabii. Siz aslında emekçiler açısından belki de çok önemli bir noktada duruyorsunuz. Yani birçok işçinin direnişinde, eyleminde, yaşamsal mücadelesinde biz sizi sıklıkla görüyoruz. Sahada da, alanda da, aslında meclisteki konuşmalarınızda da bunlara tanıklık ediyoruz. Şimdi bu tablo ışığında, tam da bu noktada, bu torba yasada siz ne görüyorsunuz peki? Ya şimdi bu torba yasa bir kere esas olarak bir fırsatçılık yasası, açık söyleyeyim. Yani bütün toplum bir ortak dertle uğraşıyor şu anda, değil mi? Hatta dünya çapında bir pandemiyle, işte bir salgın hastalıkla yaşam mücadelesi veriyoruz. Hani üstte bir de Türkiye'de işte deprem yaşadık çok yakın zaman içerisinde. İktidar ne yapıyor? Ben buradan nasıl bir fırsat yaratabilirim diye bakıyor. Ortaya çıkan bu olumsuz durumu, bu krizi kendisi açısından bir, iktidarını korumak için, iki, patronları, sermayeyi korumak için nasıl değerlendirebilirim diye bakıyor. Bakın, Mart ayında Türkiye'de bu pandemi ile ilgili gündem yoğun biçimde konuşulmaya başladı. İşte ilk vaka ortaya çıktığından beri. Dikkat edin, ısrarlı ve istikrarlı biçimde devam eden bir tek şey var. Sürekli olarak işçilerin daha zor koşullara itilmesiyle karşı karşıyayız. Mesela tek bir şey söyleyeyim. Bugün Sabancı Holding açıklamış, %69 net kar diyor. %69 sermaye kar ediyor bu memlekette. İşçi sınıfının halini düşünün. Yani herhangi bir işçi, ben geçtiğimiz yıla göre bırakın 69'u, %6.9, %0.6 daha iyi durumdayım diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ama demek ki gerçekten iktidar aslında bu sürecin faturasını, yükünü emekçilere, yoksullara çıkartırken sermayeyi korumaya devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi, bakın, şunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Bütün bunlar Covid olmasaydı da AKP'nin programında var idi zaten. Yani kıdem tazminatının gasp edilmesi, esnek çalışma, kuralsız çalışma, işçilerin daha ağır koşullarda, daha yoğun bir sömürüyle ve daha ucuz iş gücü olarak çalıştırılması bu iktidarın en önemli sorumluluklarından bir tanesi. Yani bu koltukta oturuyor olmalarının temel gerekçesi bu. Türkiye'ye ve uluslararası sermaye bu konuda güvence vermiş durumda. Ben sizin işçileri daha kolay sömürebilmenizin tüm koşullarını yaratacağım dedikleri için bu koltuklarda oturuyorlar. Dolayısıyla da Covid olmasaydı da yaşayacaktık biz bu süreçleri. Ama Covid olmasaydı ne olacaktı? İşçi sınıfımız daha güçlü ses verebilecekti. Toplumun daha geniş kesimleri bu sürece karşı birlikte bir mücadele örgütleyebilecekti. Fırsat bu fırsat. Hani insanlar can derdindeyken biz bu programımızda olan şeyleri bir an önce hayata geçirelim diye bakıyorlar. Üstelik bakın ne kadar acı bir durumla karşı karşıyayız. Yani memlekette deprem oluyor. Bunu önemsemiyorlar bile. En fazla bir saat geciktirdiler. Yani deprem AKP'nin bu halk düşmanı, bu işçi düşmanı yasaları gündeme getirmesini toplasanız bir saat geciktirdi. Bütün hızıyla kendi programlarını uygulamaya devam ediyorlar. Ben özellikle tüm yurttaşlarımızdan şu konuda bir netlik bakışı talep ediyorum. Bakın, aynı kanun da bu torba kanun içerisinde bir patronlara dönük iktidarın düzenlemeleri var diyelim. Ne var? Teşvik veriyorlar, destek veriyorlar, vergi indirimi veriyorlar, af veriyorlar patronlara dönük olarak. Öbür tarafta ne var? İşçilere dönük olarak. İşçilerin ta işte diyelim ki 100 yıllık belki de kazanılmış haklarını ellerinden almaya dönük bir girişimle karşı karşıyayız. Ve lütfen şu oyuna gelmeyelim. Bakın, çok alçakça bir oyunla karşı karşıyayız. Ne yapıyorlar? 25 yaş altı ve 50 yaş üstü İşçi kardeşlerimizi öncelikli olarak hedef tahtasına yerleştiriyorlar. Yani bunların çalışma koşullarını başka türlü düzenliyorlar. Hani hepimizi ilgilendirmiyor gibi bir atmosfer yaratıyorlar. Sınıf mücadelesinde, işçi sınıfı mücadelesinde böyle bir şey yoktur. Ben her yerde söylüyorum. Dünyanın bir ucunda işçi sınıfına dönük bir saldırı varsa onun mutlaka bize dönük bir etkisi vardır. Dünyanın bir ucunda işçi sınıfının bir kazanımı varsa onun mutlaka Türkiye'deki işçilere dönük de bir anlamı vardır. Dolayısıyla
Bugün 25 yaş altındaki genç işçi kardeşimi, 50 yaş üstündeki ablalarımızı, abilerimizi buna mahkum etmeyi başarırlarsa bu işçi sınıfının en temel kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir dediği kıdem hakkının gasp edilmesinde çok büyük bir gedik açılması anlamına gelecek. O yüzden buna işçi sınıfının bütün parçalarının hep birlikte karşı durması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Peki Erkan Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Şu an meclistesiniz. Belki o tablo açısından da sormak istiyorum. Şimdi ben teklife bakıyorum. 48 milletvekilinin imzasıyla, sonra ilaveler de var aslına bakarsanız ona. Şimdi bu milletvekillerinin seçmenlerinin olduğu bölgelerde de emekçilerimiz var. Tam da bu noktayla etkilenecek. Yani şunu da merak ediyorum aslına bakarsanız. Bu seçmen bölgesine geri dönecek bu milletvekilleri ve bu tabloyla karşı karşıya kalacak. Ya bunun rahatsızlığı, en azından rahatsızlığı mecliste var mı? Yani mecliste kimler bu konuda nasıl tavır alıyorlar? Sizi biliyoruz. Diğerleri açısından biraz tabloyu soruyorum. Belki bize o noktayı da aktarabilirseniz daha iyi anlamış olacağız içerideki havayı. Açık söyleyeyim, yani benim burada edindiğim deneyim şu, yani bu kanun teklifinin altında dediğiniz gibi başta 48, daha sonra artan sayıda milletvekili imzası var ama ben bu kanun teklifinin sarayda hazırlandığından eminim. Yani bu milletvekili arkadaşlarımızın önemli bir kısmının maalesef hiç okumadan imza attığını düşünüyorum. Çünkü bakın mesele şu, bu kadar geniş bir tabloyu kapsayan alanlarda bir insanın tümüne ilişkin uzmanlık geliştirmesi ve böyle bir teklif hazırlaması mümkün değil. Yani torba kanun meselesine teknik olarak karşı çıkmamızın nedeni de bu. Yani bunlar üzerinde oturulan, konuşulan, tartışılan, yani aslında şu anda uygulanmıyor ama bakın mesela dün DİSK'in meclise gelmeye çalışması, gelirken burada polisler tarafından sokulmaması, tartaklanması falan o kadar utanç verici bir şey ki. Çünkü normalde bir kanun yapımı sürecinde, komisyon aşamasında o kanunla ilgili bütün toplumsal kesimlerin oraya davet edilmesi gerekir. Örneğin siz işte diyelim ki kadınların gündelik hayatını, siyasal, toplumsal hayatını ilgilendiren bir kanun teklifi hazırlıyorsanız kadın örgütlerini davet etmeniz gerekir. Ne bileyim işte burada olduğu gibi söz konusu olan işçi sınıfını doğrudan etkileyen bir şey olduğunda işçi temsilcilerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların buraya davet edilmesi gerekir. Yani gelmek için zorlamayı bırakın, davet edilmesi ve dinlenmesi gerekir. Hiç böyle bir şey yapılmıyor. Sarayda hazırlanan bir yasa ki biz ona ferman diyoruz bunları zaten. Bakın burada saatlerce, günlerce tartışılıyormuş gibi yapılıyor. Açık söylüyorum, sarayda hazırlandığını şöyle anlıyoruz. Türkçesi bozuk, virgülünü düzeltmek istiyorsunuz, buna bile cesaret edemiyorlar. Ha diyorsunuz, ama demek ki bu başka yerde hazırlanmış. Bunun altında imzası olan milletvekillerinin taşıdığı bir şey değil. Sonra ne yapıyorlar? Açık söyleyeyim, gidecekler kendi illerine, ilçelerine, eğer cesaret edip halkın arasına katılabilirlerse yarın öbür gün söyleyecekleri şey şu olacak. Parti öyle istemişti, kandırıldık, Allah affetsin, millet affetsin diyecekler. Benim ne ilgim olabilir? Ben sizin halinizde bir şey yapabilir miyim? Ama işte partide buna uymamız gerekiyordu, haberim bile yoktu diyecekler. Daha önce yaşadığımız şey. Unutmayın, bakın bir çok bu ara kullanılan bir benzetmedir ama ben maalesef aynı bir şeyi yaşadığımızı hissettiğim için ben de kullanmak istiyorum. 99'da Türkiye'de belki tarihin en önemli depremlerinden bir tanesini yaşadı. Ve hemen arkasından o günün iktidarı bizim işte o zaman mezarda emeklilik yasası diye tarif ettiğimiz bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Bugün onun acılarını çekiyoruz. Şimdi aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Ama iktidarın da unutmaması gereken bir şey var. 99'da halk acılar çekerken halka karşı o kanun teklifine evet diyen milletvekilleri bir sonraki seçimde enkazın altında kaldılar. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin, MHP milletvekillerinin başına gelecek de bu olacak. Ben bu Türkiye'yi sarsan depremin buradan faydalanarak işçilere dönük halk düşmanı uygulamalar içerisine giren iktidarı da sarsacağını ve iktidarın bu enkazın altında kalacağını düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gözlerimiz, kulaklarımız mecliste olacak. Biliyoruz sizler de bu sürecin en azından emekçi cephesinden savunucusu olacaksınız. Çok son olarak şunu ekleyeyim, buyurun o zaman. Tabii bence tüm yurttaşlarımız bir taraftan gözleri kulakları mecliste olsun ve kimin ne yaptığını, kimin işçilerin, emekçilerin, yoksulların hakkını savunduğunu ve kimin patronlar lehine kararları aldığını not edelim. Ama lütfen ve lütfen özellikle işçi kardeşlerimiz sadece gözleri kulakları burada olmasın, omuz omuza olsunlar, sendikalarına sahip çıksınlar, birlikte hep birlikte mücadele edelim ve bu yasalara geçit vermeyelim. Çünkü bu sadece bugünün sorunu değil. Bu çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunumuzun, işçi sınıfının geleceğinin sorunu. Yani kıdem tazminatlarımız, ihbar tazminatlarımız, kurallı, sendikalı, sigortalı çalışma hakkımız bizim babalarımızdan, dedelerimizden bize kalan, tüketilmesi gereken bir miras değil. Gelecek kuşaklara karşı borcumuz, sorumluluğumuz, dolayısıyla canımıza sahip çıkıyormuş gibi bu haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Hep birlikte karşı durduğumuzda iktidarın geri adım atacağından ben hiç şüphe etmiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul'un milletvekili. Aslında işçilerimizin büyük çoğunluğu tanıyorlar onu. Çok sıkça zaten bu alanda hem sahada hem mecliste çalışmalarını yürütüyor. Evet, mecliste şu anda 14. madde görüşülüyor. Gün boyunca görüşmeler devam edecek. Gelişmeleri de biz de buradan Artı TV ekranlarından takip edeceğiz. Peki, başta da söyledik, aslında tam da o 50 yaşına geldiğinde en kritik soru vardı. Ben nasıl iş bulacağım, kim beni işe alacak? Bu nokta aslında bu paketin belki de işçilerin boyun eğmesini, razı gelmek zorunda kaldıkları noktayı işaret ediyor. Tam da o tehlikeli noktayı işaret ediyor. Devletin işte bu yasanın gerekçesinde ifade ettikleri sosyal devlet ilkesinin yerine getirilmesi gereken tam da o noktada işçinin haklarını, çalışmasını, güvenceli çalışmasını korumakken bütün bunlardan uzak kalınan noktalar var. Şimdi bunlardan bir işçimiz, bakın neler söylüyor. Önce bir bakalım, onu bir dinleyelim. Ardından kendisine de soralım, ne yaşıyormuş, nasıl yaşıyormuş diye. Önce ona sözü verelim, buyurun. Geleneğimi içeriden atsınlar şunu ya. Dışarı çalışsın, dışarı atsınlar ya. Ben gençliğimi verdim mi bekse? Gençliğimi verdim. Ben 48 yaşındayım, hiçbir işe almıyorlar beni. Ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Sabahleyin simit satıyorum ben fabrika önünde ya. Simit satıyorum. 20 lira kazanayım diye. 25 lira kazanayım, evime ekmek parası götüreyim diye. Beni kimse bu yaşta işe almıyor. Almıyor. Gençliğim bir eksik köleliğiyle geçti. Beni sömürdüler. Çocuklarıma bakamadım. Bir tane çocuğum benim rahatsız ilaç kullanıyor. Ben ne yapayım? Ne yapayım söyleyin. Yeter. Yeter, daha ne yapalım? Ben bir hayatımda bir tane polise karşı karşıya gelmedim ya. Ben bu polislerin ellerini ayaklarını çocuklarım benim. Çocuklarımsınız ya. Ben sizi karşımda görmek istemiyorum. Arkamda görmek istiyorum. Şerefsiz ders veriyor benim gençlerime. Hırsızlık dersi mi veriyor? Ne veriyor? Bacaklarım tutmuyor, dizlerim tutmuyor, ayakta durmaktan bir mekse. Oturmadım. Satış yapayım, satış yapayım dedim. Babam ve malim ona ya. Yeter artık. Evet. Dilek Aslan. Kim Dilek Aslan? Bu sözler nerede söyleniyor? Bu isyan nerede söyleniyor? Dilek Aslan Bimex işçisi. Yani bundan kısa bir süre önce 2018'de iflasını duyuran ortaklarının işte belki soracağız az sonra Vedat Akkiray ve Murat Akkiray ve oğullar Ahmet Akkiray'ın olduğu aslında birçok noktada iktidarla yakın ilişkileri olan, hatta Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından başkanı yapılan, öte taraftan bir diğeri uzay
hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu'na seçilen bir patronlar silsilesinden bahsediyoruz. İşte onların patron olduğu BİMEX battı ve bu işçiler ya da iflasını açıkladı. Böyle söylendi. Ve bu işçiler ne maaşlarını ne tazminatlarını alamadılar. Aylardır, yıllardır bunun için direniyorlar. Bu sözler üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde, bir diğer Özyeğin Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde finans profesörlüğü yapan Vedat Akgiray, işte o patronun olduğu noktanın önünde söylendi. Bunları böyle söyledi Dilek Aslan. Peki, bir dönelim. Telefon hattımızda Dilek Hanım var, Dilek Aslan. Bir soralım ne yaşadı, neler yaşıyor. Önünde nasıl bir tablo var? Onunla konuşalım istedik. Evet Dilek Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi az evvel birkaç gün önce ard arda gözaltına alındığınız Boğaziçi Üniversitesi önündeki isyanınızı getirdik ekranlara. Bize bir anlatır mısınız? Yani siz ne yaşadınız, ne yaşıyorsunuz? Bu isyanınızın temeline aslında çok da somut ifade ettiniz ama bir kez de sizden dinleyelim, sizi tanıyalım istiyorum. Ben 2007 yılında BİMEX'le tanıştım. BİMEX'in işçisi olduk. 2017, 16 ve 17 sonlarına doğru da işten çıkarılmaya başladık. BİMEX batıyorum dedi. Maaşlarımızı vermemeye başlandı. Biz sabırla bekledik. Birkaç ay sabırla bekledik. Ve baktık olmuyor. İşten çıkartıldık. 3 sene boyunca biz İyi niyetimizle bekledik. Müdür yardımcılarımız olsun, bizler olsun. Hepimiz iyi niyetimizle bekledik. Çoğu tabii ki davalar açtı, davaları kazanıldı, ellerinde belgeleri var. Ve hiçbir şekilde bunlar telafi edilmiyor. Biz de bu şekilde davamızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarla birlikte 1500 işçimiz mağdur. Kimisi evini sattı, kimisi şu an inanın. Dün telefonla konuştum arkadaşımızla, müdür yardımcımız, hem arkadaşım hem müdür yardım, canım ciğerim. Şu an evine icralar gönderiliyor. Hiç kimse bizim sesimizi duymuyor. Haykırıyoruz, bakın dün 2 Kasım'da, pardon, Boğaziçi Üniversitesi'nde sesimizi duyuralım dedik ve polislerin şiddetiyle karşılaştık. Darbeler aldık. Peki, sırtıma bir tane şey geldi. Bu ellerinde tuttuğu kalkanlar geldi. Şu an nefes almakta zorlanıyorum. Peki, daha ne diyelim yani biz polisimle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Biz hakkımızı arıyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Orada haykırışım. Ben orada parayı istemiyorum. Dilenmeye gitmedik biz oraya. Sadece hakkımızı aramak istedik. Peki Dilek Hanım, ne istiyorsunuz? Tam olarak bunu sormak istiyorum. Bütün o işçiler olarak. Yani devletin, bir sosyal devlet olarak bu meselede size sahip çıkıp davalarınızı kazanmışsınız. Sonuçta icra yoluyla gittiğinizde alacak bir şey bulamıyorsunuz aslında. Sizler bunu anlattınız. Evet. Ne istiyorsunuz? Yani devlet bunu gitsin o işverenden alsın mı? Yoksa nasıl bir mekanizma işletsin? Somut talebinizi bir öğrenebilir miyim? Şöyle söyleyeyim ben, devletimiz patronlardan yana olmasın. Gerçekten işçinin yanında dursun. Bakın bugün torba yasası diyorlar. İşçilerin haklarına, tazminatlarına, kıdem tazminatlarına gasp ediyorlar. Devletin bu şekilde patronların yanında olmasını istemiyoruz. Gidip kardeşim sen battın, neden iflas vermiyorsun? İflas vermemesinin sebebi tutuklanacak. Yolsuzluklar var, şaibeli olaylar var, haykırıyoruz. Hiç kimse de değil, herhangi bir savcımız, herhangi bir devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz demiyor ki arkadaşım sen yolsuzluk yaptın demiyor. SPK başkanlığında da yolsuzluk yapıyor. İlk kişidir bu SPK başkanlığında yolsuzluk yapılıp çıkartılan. Peki bunu Boğaziçi Üniversitesi'ne neden alınıyor? Neden maaş veriliyor, yüksek maaşlar veriliyor?
Bizler burada 3 kuruş kiralarda otururken, kötü semtlerde oturulurken, hava şartlarında otururken, onlar Çekmeköy gibi güzel havaları olan villalarda şapşatlı hayatlarına, lüks hayatlarına devam ediyorlar. Ben oradaki haykırışım, bütün BİMEX adına haykırıyorum. Bütün arkadaşlarım adına haykırdım. Acılarını biliyorum. Sadece biz hakkımızı istiyoruz. Devlet büyüklerimden de bizim hakkımızı vermeleri için itibata geçmelerini istiyoruz. Peki Dilek Hanım, son bir şey, birkaç cümleyle onu soracağım. Demin dediniz torba yasa, bugün de bunu konuştuk. Aynı tehlikeyi kendiniz içinde görüyor musunuz? Aslında siz bunu da ifade etmiştiniz. Yani yaşınız kaç şu anda tam bilmiyorum ama. 48 yaşındayım ben de. Evet, aynı tehlikeyi görüyor musunuz? Bugün mecliste görüşülen yasa açısından kendinizde. Tabii ki aynı yasayı bende de kendimde de görüyorum. Bir kıdem tazminatımız bizim hayallerimiz, umutlarımız. Gençlerimiz neden çalışıyorlar? Kıdem tazminatlarında büyük hayalleri yapıyorlar. Ben şu an o kıdem tazminatımı aldığımda bir ev almayı düşünüyordum. Yani bu kıdem tazminatından işçilerden ne istiyorlar? Bakın DİKS Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu da darbeyle bir şekilde içeri alıyorlar, hırpalanıyorlar. Neden hakkını arayanlar her zaman bu şekilde mi olacak? Peki. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. Emek ve Hayat ekibi olarak da mücadelenizi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yanımızda sesimiz olduğunuz için. Evet, programın sonuna geldik. Dilek Aslan çok önemli noktaların altını çizdi. Şimdi oraya dair birkaç cümleyle bitirelim. Günlerdir gözümüz, kulağımız ya da belki emeğin mücadelesinde çok kritik bir nokta Soma'ydı. Daha doğrusu madenciler, hem Soma hem Ermenek. Onların da aslında talepleri aynı. Yani BİMEX'de yaşanan, az evvel Dilek Hanım'ın anlattığıyla çok da farklı değil. Sonuçta işverenler işçinin hakkını ödememek için bin türlü hukuki anlamda bir takım şeyler yapıyorlar. İflas veriyorlar ya da işte davaları kazanıyor bu işçiler. İcraya gidiyorlar ancak alabilecekleri herhangi bir şey yok. Ellerinde sadece o kağıtlarla, kararlarla kalıveriyorlar. Kaderlerine mahkum edilmeye çalışılıyor. Soma'da da durum böyle, Ermenek'te de durum böyle. BİMEX, az evvel anlatan Dilek Hanım'ın yaşadığı BİMEX'te de durum aynı. Mesele çok net, şunu istiyorlar. Daha önce Soma'da bu yaşandı. Devlet, sosyal devlet olma ilkesini hayata geçirsin. Bu paraları işverenin, daha doğrusu bu paraları işçiye ödesin ve işverenden bunun tahsilatını yapsın. Talepleri bu kadar net. Ama bir taraftan mecliste böyle bir torba yasa geçerken ya da konuşulurken buna kadar karşılık bulacak işçilerin direnişi burada gerçekten çok önem arz ediyor. Evet, Soma'ya dair şu bilgiyi de verelim. Madencilerle ilgili olarak Soma'dan bir heyet şu anda Enerji Bakanlığı'nda görüşme yapıyor. Yürüyüşe başlamışlardı. Şu an Manisa, Göl Marmara'nın bulunduğu noktadalar, Akhisar'la Salihli arasında. Görüşme şu an devam ediyor. Gelişmeleri Artı TV olarak sizlerle paylaşacağız ilerleyen saatlerde. Ve iş cinayetleriyle bitiriyoruz. Bu hafta da iş cinayetlerinde birçok işçimizi kaybettik. Özellikle deprem bu noktada çok kritik oldu. İzmir adeta iş cinayetlerinin adresi oldu. Haftanın ayrıntılarıyla bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İş cinayetlerinde bu hafta 20 ilde en az 32 kişi hayatını kaybetti. Depremin yaşandığı İzmir en fazla iş cinayetinin de meydana geldiği il oldu. En az 5 işçi deprem nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgını ise bu haftada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. En fazla iş cinayeti sağlık iş kolunda yaşanırken, 5'i doktor, en az 10 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.